Merhabalar efendim. Bugün sizlerle diktatörler niçin kendilerini tanrı gibi görür? Uluhiyet iddiasının ya da uluhiyet yani tanrılık, ilahlık iddiasının arkasında yatan sebepler nelerdir? Kısaca bu konular üzerine konuşacağız. Güç sahibi idarecilerin, diktatörlerin, tiranların her zaman arzu ettikleri bir şeydir. Tanrı olmak, tanrı gibi olmak, tanrı gibi davranmak. Firavun'da, Nemrut'ta, tarihte baktığımız zaman Ekber Şah'ta Hakim bi Emrillah gibi Fatimi İsmaillerin meşhur efsanevi halifesinde hep aynı durumu görürüz. Ve onun yansımaları farklı şekillerde, farklı dönemlerde işte Batı'da seküler bile olsa Stalin gibi, Hitler gibi, Mussolini gibi idarecilerin kendilerini adeta tanrı yerine koyarak halkları ezmesi, insanları katletmesi, İnsanları öldürmekten asla çekinmemesi, ben öldürür, ben diriltirim havasıyla öldürme ve diriltmeyi, ihya etme, yani diriltme, can verme, onu yükseltme, yüceltme gücüne, insanları, herhangi bir insanı yüceltme gücüne kendisinin sahip olduğunu, her şeyi kendisinin yaptığını, milletin kendisine borçlu olduğunu düşünmesi, milletin fertlerini adeta kendi malı gibi telakki edip insanların ölmesinden dolayı en küçük bir ızdırap çekmemesi. Bütün bunlar karşımıza hem batıda hem doğuda farklı zamanlarda çıkan nitelikler. Aslında batıda seküler gibi gözükse de arkada baktığımız zaman uluhiyet iddiasının, tanrılık iddiasının ya da tanrı gibi olma iddiasının yine bütün despot rejimlerde, despotlarda, tiranlarda bulunduğunu görürüz. Doğuya geldiğimiz zaman zaten çok daha kolay insanların dine karşı saygısı var. İnsanların dine karşı olan saygısını kullanmak için devlet başkanlarının bazen kendilerini Allah'ın yeryüzündeki halifesi, bazen Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, bazen de işte müminlerin emiri, müminlerin yanılmaz, hata yapmaz, kusursuz, ismet sahibi emiri bir adım daha ötesine giderek kendilerini Allah'ın yeryüzünde adeta temsilcisi ya da tecessüt etmiş, cisimleşmiş, tecessüm etmiş bir insan şekline gelmiş bir tanrı gibi, tanrı insan arası bir nitelikte görmesi çok karşılaşılan durumlardan. Kendilerine insanların tapınması, saygı göstermesi ve bu saygı göstermeyi belli bir noktada kesememeleri, yani sürekli daha fazlasını isteme, sürekli daha fazlasını talep etme ve mutlak gücü ele geçirdiği zaman da asla insanlara merhamet etmeme, insanları bir değer olarak görmeme, Doğu ve Batı despotlarının en önemli özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Firavun'un kavmini nasıl aldattığı anlatılırken onları aşağıladı diyor ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim. Onları aşağıladı. Onları aşağılayınca onlar da aşağılanmayı kabul etti. Onları fakir bıraktı. Onları cahil bıraktı. Onları çalıştırdı. Ağır işlerde onları aşağıladı. Kendini yüceltti. Kendi etrafındaki insanlarla birlikte onların üzerinde despot bir rejim kurdu. Fakat esas ilahlık iddia etmesini sağlayan gerekçe, temel gerekçe kendi etrafındaki bilginlerin, alimlerin kendine tabi olması yanında. Mele dediğimiz seçkinlerin kendisine tabi olması yanında halkın bu aşağılanmayı kabul etmesiydi. Halkın aşağılanmayı kabul etmesiyle birlikte halkın üzerinde en Rabbikumul Ala demeye başladı. Yani ben sizin en yüce Rabbinizim. Demek ki arada başka Rabler var. Siz parayı Rab haline getirir, efendi haline getirirseniz, siz işte güç kullanmayı diğer insanların üzerinde adeta bir Rab gibi kendinizi görmek için bir vesile haline getirirseniz, yani insanlar dünyaya, paraya, pula, mülke, daha rahat hayatlarını sürdürebilmek için diğer insanların üzerinde tahakküm kurmaya kendileri razı olur, buna hoşnut olur, bunu kabul ederlerse pekala kendileri de diğer insanlardan biraz daha farklı olmak, krala, mutlak otoriteye biraz daha yakınlaşmak için o kralın kendilerini aşağılamasına razı olurlar ve razı olduklarından dolayı da o kral, o birçok Rabbi olan, birçok efendisi olan, birçok nesneyi tanrı gibi telakki eden
insanların üzerinde çok kolay bir şekilde tanrılık iddia edebilir. İnsanlar bazen devletlerini, insanlar bazen milletlerini, insanlar bazen tarihlerini, bazen de ekonomik durumlarını, bir kısım insanlar itibariyle ekonomik durumlarını, hayatta biraz daha iyi geçinebilme, ekonomik açıdan rahat edebilme durumunu kendilerine adeta tanrı gibi görürler. Tanrı telakki ederler. Tanrı'ya ait sıfatları bu tür nesnelere dağıtırlar. İşte bunları kullanan insanların bu zayıf noktalarını iyi bilen despotlar, onların bu özelliklerini, tarihi, devleti, milleti ya da herhangi bir takım kendilerini rahat ettirecek unsurları yücelttiğini fark eden despotlar, onların o damarlarından yakalayarak onların üzerine tahkim kurar, bir saltanat adeta uluhiyete dayalı, yani tanrısal bir saltanat iddia ederler. Bunun örneklerini çok görmek mümkün. Hazreti İbrahim döneminde mesela Nemrut'la Hazreti İbrahim karşı karşıya konuşurken Hazreti İbrahim Nemrut'a nasıl cevap verir? İz kâle İbrahim Rabbiyellezî yuhyî ve yumît buyurur. İbrahim hani hatırla ki ey Nebi İbrahim demişti ki benim Rabbim, benim efendim, Rablerin Rabbi olan Allah Teala yuhyî ve yumît yani diriltir ve öldürür. Öldürme, diriltme ona aittir deyince kâle ene uhyî ve umît. Yani ben de diriltirim, ben de öldürürüm der ve çağırdığı bir adamın ölüm emrini bir kölenin bir ölüme mahkum edilen birisinin de yaşaması, özgür kalması emrini verir. Böylece nasıl öldürdüğünü, nasıl dirilttiğini göstermiş olur insanlara. İşte çok manidar bir şeydir. Hakim bir Emrillah isimli İsmaili Fatimi halifelerinden kendisini Tanrı olarak iddia eden bir halife var. Bu da kendisine sokaklarda ya vahidana, ya vahidana, ya muhyi, ya mumit diye seslendirirdi. Tarihte kitaplar, tarih kitapları bu şekilde yazıyor. Yani onu gördüğü zaman insanlar Allah'a hitap eder gibi, ey eşsiz biricik olan, ey eşsiz biricik olan, ey vahid olan, ey ehad olan, ey dirilten, ey öldüren diye seslenirdi. İstediği insanı istediği zaman öldürür, cezalandırır. Buna bir gerekçe göstermez. İstediği zaman da çok ağır ceza verdiği insanları affeder, bağışlardı. Bu keyfilik, işte bütün despotların haleti ruhiyesini resmediyor. Bugün de bakıyoruz ki siyasetçiler Boğaz Köprüsü'nde ölmek üzere olan, kendini intihar etmek güya üzere olan insanları kurtarıp onlara hayat öpücüğü veriyorlar. Onları canlandırıyorlar. Bazen de ağır suçlarla suçlanan insanlara lütuflarda, ihsanlarda bulunup onlar için her türlü kolaylığı gösteriyorlar. Böylece sanki öldürme ve diriltme bana ait. Sizin ekonomik açıdan refahınız, rızkınız bana ait olduğu gibi benim sayemde, refah içerisinde yüzdüğünüz gibi ben istersem sizi öldürürüm, istersem diriltirim şeklinde bir yaklaşım ortaya koyuyorlar ki insanların bunu kabul etmesi. Yani bir liderin ben öldürür, ben diriltirim. Sizi ihya eden benim, yani hayat veren, canlandıran, sizi güçlendiren, güçlü kılan benim, sizi öldüren de benim şeklinde bir fütursuzca iddiada bulunması ve halkın da bunu kabul etmesi, bundan hoşnut olması, bizim liderimiz istediğini öldürür, istediği memlekete savaş açar, insanları öldürür ve ölülerin üzerinden çok rahat bir şekilde kendi iktidarını, kendi gücünün pazarlamasını yapabilir. Bunda hiçbir mahsur yoktur diye insanlar düşünmeye başladığı zaman işte tarihte gördüğümüz hakim bir emrillah gibi tiplerin karşımıza çıkmasına sebebiyet veriyor. Hakim bir emrillah 15 yaşında halife olmuş. Çok daha küçük 11 yaşlarında halife oldu fakat 15 yaşında gücü iktidarı eline geçirdiği ifade edilir. Babası küçükken, kendisi küçükken vefat ettiği için kendisine bir hanedan bırakmış. Fatimi İsmaili Hanedanı. İsmailler bilindiği gibi Şia'nın en aşırı kollarından bir tanesi. O kadar aşırı ki işte bu aşırılığın özelliklerinden, örneklerinden birini Hakim bir Emrillah'ta görüyoruz. Hakim bir Emrillah 15 yaşına gelip gücü, kuvveti eline geçirmeye başladığı zaman kendisini o güne kadar yetiştirmiş olan vasisi, kendisinin mürebbisi, yani kendisini eğiten kişi, küçükken kendisine şaka yaparken işte sen kertenkele gibisin, o bölgede yetişen bir cinsi kertenkele. Yani bir şaka için, yani benim kuşum, benim işte kertenkelem gibi bir
ifadeyle hitap ettiğini gerekçe göstererek, küçük yaşlarındayken bana sen böyle diyordun deyip onu katleder. Kendi vasisini, öğretmenini ilk katlettiği adam budur. Bergevin'i katleder. Ondan sonra katlettiği insanların sayısı 18 bine ulaştığı iddia edilir. Bazen gücünün doruğuna çıktığı zaman fütursuzca insanların üzerinde tahakküm iddia eder, teravih namazını kaldırır, namazların vakitlerini değiştirir, ne zaman ezan okunacak, ne zaman ezan okunmayacak bunların kararlarını kendi verir. Ezanda hangi kelimeler olacak, hangisi olmayacak bunları kendisi belirler. İnsanlar sokağa çıktıkları zaman ne yapacaklar bunu kendi belirler. Gece mi alışveriş yapılacak, gündüz mü alışveriş yapılacak? Yani dünyanın dükkanlar gece mi kapanacak, gündüz mü? Hepsine kendisi karar verir. Bazen Hristiyanları öldürür, katleder, kiliselerini yıkar, yağmalatır. Bazen de Müslümanların katleder. Dengesiz bir şekilde neyi ne zaman yapacağına yalnızca kendisinin karar verdiğini insanlara göstermeye çalışır. Biraz sıkıştığı zaman, isyanlar başladığı zaman dindar bir insan rollerine bürünür. Çok dindar bir insanmış gibi kadınların sokağa çıkmasını, hamama gitmesini yasaklar. İşte Nil nehrinde gezilmesini, kayıklarla insanların gezmesini yasaklar. Bir takım mübah şeyleri yasaklayarak dindarlığını insanlara göstermeye çalışır. Biraz rahatlayıp, biraz daha gücünü rahat hissettiği zaman da yine aynı şekilde kendi diktatöryasını, kendi gücünü insanların üzerinde keyfi istediğince kullanmaya çalışır. Hatta Mescid-i Nebevi'den, Medine'den Ehli Beyt'in kabirlerini söktürüp kaçırmayı dahi isteyecek kadar bir büyük bir küstahlıkla hareket eder. Hiçbir kuralı, hiçbir ilkeyi, hukuki ve ahlaki ilkeyi sonuna kadar götürüp kendisini o ilkelerle bağlanmış ya da o ilkelere kendisinin bağlı olduğu intibaını vermez. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir despot vardır karşımızda. İnsanlar da onun bu yaklaşımını kabul eder. Çünkü İsmaililikte imam, devlet başkanı her şeydir. O istediğini yapar. Özellikle iktidarının son yıllarında İran'dan gelen iki İsmaili dâisi, Batini İsmaili dâilerinden iki tanesi, Muhammed bin İsmail Eddürzi ve Hamza bin Ali El Farisi'nin telkiniyle uluhiyet iddia eder. Artık ben Tanrıyım der. Ben şimdiye kadar hakim bir emrillah'tım. Allah'ın emriyle iş yapan, Allah'ın emirlerini yeryüzünde hakim kılmaya çalışan idim. Ama bundan sonra hakim billah oldum der, ismini değiştirir. Yani hakim billah, Allah'la hükmeden, Allah'la beraber hükmeden, Allah uluhiyet hakikati kendisinin içine girmiş, Tanrı'yla eş olmuş, artık tanrısal bir özellik taşımış gibi iddia etmeye kalkar. İşte bu iki İranlı davetçi, İsmaili davetçisi onu bu konuda ikna eder. Daha sonra bu davetçilerden birisi halk tarafından öldürülür. Bir tanesi de kaçar gider. Dürzilik dediğimiz mezhebin Suriye, Lübnan dağlarında kurulmasını temin eder. Ve hakim bir emrillahın ölmediğini, onun gökyüzüne çekildiğini, bir gün geri döneceğini iddia eden bir inanç, bir mezhep, Dürzilik mezhebi o bölgede bu şahsa nispeten kurulur. Hakim bir emrillahın bir model olması, İsmaili krallar için bir model olması, onun belki hakimiyetini, gücünü nasıl mutlak bir noktaya, her şeyi yapabilecek bir noktaya ulaştırdığını da gösteriyor. Aynı zamanda bu bize İsmaili düşüncenin, batini İsmaili düşüncenin nasıl insanlarda imkan bulduklarında, imkan bulduğu durumlarda nasıl insanların üzerinde bir hakimiyet, nasıl ve ne tür bir hakimiyet tesis etmeye çalıştığını da bize göstermiş oluyor. Aynı İsmaili düşüncenin yani batini, irfani, hiçbir şekilde imamın otoritesi dışında, otorite tanımayan, hukuk, akıl, bilim gibi otoriteleri, Kur'an, sünnet gibi ilke ve prensiplere kıymet vermeyen, tamamen imamın yani devlet başkanının, siyasi otoritenin her şeyi yapabileceğine inanan bu insanlar, bakıyorsunuz ki zaman zaman gayet dindar gözükürken, halkın beğendiği, halkın sevdiği şeyleri yaparken, mesela hakim bir emirla
kendi döneminde çok sayıda cami inşa ediyor, süslü camiler inşa ediyor. Fakat bir yandan da yani ya vahidana, ya vahidana, ya muhyi, ya muhyimit diye kendisine hitap ettiriyor. Yani ey bizim tek varlığımız, ey bizim biriciğimiz, kendisinden başka biri olmayan, ey öldüren, ey dirilten diye halkın kendisine bağırmasını, seslenmesini ifade ediyor. Hatta Kahire'deki Mukattam Dağı'nın üzerinde bir ev inşa ettirip bu evin içerisinde kendisine inanan müminlerin, yani artık kendi yeni kurduğu dine inanan müminlerin, kendinin Tanrı olduğuna inanan müminlerin isimlerini kaydettiriyor. 17 bin kişiye ulaştığı iddia edilir. Hakim bir emrillah gibi bir Mecnun'un Tanrı olduğuna inanan insanların, bunlar muhtemelen toplumun seçkin insanları, 17 bin kişi böyle bir inanca inandığını ifade ederek bu defterlere kendini kaydettirir. Böylesine insanların, böylesine despotların tarihte Mısır gibi bir coğrafyada bir hakimiyet elde etmesi ve insanların üzerinde böyle bir hakimiyet kurmuş olması her zaman bu tehlikenin, yani devlet başkanlarının tanrılık iddiasında bulunma tehlikesinin bulunduğunu gösteriyor. Halbuki İslamiyet, Peygamber Efendimiz çok açık bir şekilde, net bir şekilde bu konudaki ilke ve prensibi koymuştur. La ta'ate li mahlukun fi masiyetillah. Allah'a isyan olan bir konuda ya da hukuka, çünkü bir başka rivayette la ta'ate li mahlukun fi kitabillah. Li masiyeti kitabillah. Yani Allah'ın kitabına isyan olan bir konuda mahluka asla itaat yoktur. İtaat hukukadır. İtaat hukuki ilkeleredir, prensipleredir. Asla kişiler hukuktan bağımsız. Allah'a isyan olacak konularda kendilerine itaat edilmesini emredemez, bunu talep edemez. Şayet böyle bir talepte bulunursa bu reddedilir. Eğer bunu kabul ederseniz ne olur? Buna boyun eğerseniz ne olur? Hukuksuzluk yapıyor mesela. İslam insanların canının malının korunmasını garanti etmiş. Siz başkasının gidip malını yağmalıyorsunuz. Bunu yağmaladığınızdan dolayı da yani bir vicdan azabı çekmiyorsunuz. Halk da bunu onaylıyor, kabul ediyor. Hatta bu yağmaya katılıyor. İşte bunu onaylayan din adamları. Değişik bahanelerle işte burada devletin maslahatı var, şu var, bu var. Bunlar bahane, uydurma bahaneler. Asla hiçbir uygulama insanın canlarını, insanların mallarını gasp etmeyi, helal katletmeyi, insanları katletmeyi ve insanların canlarını kastetmeyi, mallarını gasp etmeyi helal kılamaz. İslam hukukunun temel ilkelerinden bir tanesidir bu. İslam hukuk der ki, İslam bütün kanunlar, bütün kurallar insanın canının dokunulmazlığı, malının dokunulmazlığı ilkesine göre düzenlenir. Hukuki bir gerekçe olmadan, yani vergi ve benzeri ya da hukuki bir ceza, yani bir insan bir başkasını öldürmüş, buna karşılık kısas yapılıyor ve benzeri İslam hukukunun öngördüğü bazı cezalar var. Bunlar olmaksızın bir insanın canını kastedemezsiniz. Devlet başkanının böyle bir yetkisi yok. Devletin böyle bir yetkisi yok. Devletin maslahatları, ulvi maslahatları diye bir şey ortaya atarsanız bu devleti, o devlet başkanını işte hakim memurların örneğinde olduğu gibi kutsallaştırmak, uluhiyet atfetmek ve onları tanrı gibi görmek anlamına gelir. Asla tecviz edilemeyecek bir şeyi bazı din adamları hokkabazlık yaparak adeta sanki bunlar dinin emirleri, dinin izin verdiği şeylermiş gibi gösteriyorlar. İslam mali hukukunu düzenlerken belirlenmiş bazı kaideler var. Mecelle kaideleri var. Bunlar mali hukuku düzenliyor ve hukuki müeyyidenin olmadığı, yani kuralın olmadığı konularda hukukun nasıl yürüyeceğini bize, hukuk felsefesinin nasıl yürüyeceğini gösteriyor. Asla bir hukuk maddesi değil. Asla hukuk maddesi, hukuk, ona bakarak bir hüküm veremezsiniz. Yalnız ona bakarken hükümleri nasıl vereceğinizi görürsünüz. Yani siz Kur'an'dan, sünnetten ya da fukahadan bir nas olmayan, bir hüküm olmayan meselede bir o meseleyi çözümde nasıl hükmedeceğinizi belirler. Ve bu muamelatla alakalı meselelerle sınırlıdır. Bunların birçoğu mecelledeki kaidelerin manası budur. Ama insanlar bu mecelle kaidelerini, yani hüküm olmayan konularda insanlara hukuk mantalitesi kazandırmak, hukuk kabiliyeti
hüküm çıkarma kabiliyeti kazandırmak, insanlara yol göstermek için belirlenmiş ilke ve prensiplerden hareketle Kur'an'ın hükümlerini iptal ediyor. Hadisin hükmünü iptal ediyor. Bu dinsizliktir, bu imansızlıktır. Zulmü teşvik etmek insanı dinden çıkartır. Zulmü onaylamak insanı dinden çıkartır. Zulme fetva vermek, fetva hazırlamak insanı dinden çıkartır, mürtet haline getirir. Bunu İmam Maturidi Hazretleri ve büyük mezhep imamları ifade etmişler. Zulmü asla herhangi bir vesileyle, herhangi bir kanun ya da kendi çıkardığınız hukuki bir takım maslahat prensipleriyle meşrulaştıramazsınız. Meşrulaştırırsanız hem ahiretinizi hem dünyanızı kaybedersiniz ve o politikacıların, hizmet ettiğiniz politikacıların halkın üzerinde uluhiyet iddia etmesine varacak kadar büyüklenmesi, kibirlenmesi, memleketi soyması, yağmalamasına kapı aralamış olursunuz. Allah'a isyanda, Allah'ın kitabına isyanda kim olursa olsun kula, herhangi bir insana itaat asla yoktur. İtaat hukukadır, itaat kanunadır. Kanunsuz itaat olmaz. Bunu, bu temel prensibi insanımızın kabul etmesi ve bu temel prensibe göre bir takım müftülerin, bir takım hukukçuların verdiği fetvaları bu temel prensibe göre kritik etmesi gerekirken, işte adı Diyanet İşleri Başkanı, adı bilmem ne hukuk profesörü diye devletten geçinen, devlete arkasını dayamış, zenginliğin refahını yalnızca kendini değil, çocuklarının ve torunlarının refahını devletin kendisine sağladığı ekonomik imkanlarla temin eden, yani tabiri mazur görün, boş beleş adamların boş beleş bir şekilde zenginleşmesi, zengin olması, para kazanması için halkın malının yağmalanmasına ses çıkarmayan, bunu teşvik eden, insanların katledilmesine ses çıkarmayan, hatta bunun için fetva veren insanlar Allah katında insanların en aşağılığı, en değersizi, en ahlaki açıdan en düşük derecede, derece denenmez, en düşük derekede olandır. Allah Teala bizi zalimlere, despotlara boyun eğmekten, dünyalık 3-5 kuruş kazanabilmek için ahiretini satmaktan, ahlakını satmaktan muhafaza eylesin. Bizi kendi yolunda istikamet üzere sabit kadem eylesin. Hoşça kalın. Başka konuşmada görüşmek dileğiyle.